Öncelikle herkese merhaba. Yine bir video ve yine bir elektronik devre. Masanın üstünde gözüküyor. Şu anda size o elektronik devreyi şöyle bir göstereyim yakından. Şöyle bir elektronik devre kendisi. Burada atölye şartlarında bunu yaptık. Ve şu an testi sizinle birlikte yapacağız. Şuradan gördüğünüz... 220 kablosu geliyor. 2 tane sigortamız anahtarımız, devremiz ve şu sarı kablolarla da yükümüze takacağız bu sarı kabloları ve bakalım neler olacak. Şimdi hemen teste geçmeden önce şu cam sigortaları yerine takalım. Bakın 2 amperlik 2 amperlik cam sigorta 250 volt. Hemen şuna bakıyorum. Yine 2 amper 2 amper 250 volt. Hemen cam sigortaları yerine takalım. Yerine taktık. Ve yük olarak da şöyle bir fan kullanalım. Neymiş bu? EBM Puffs'ın ürettiği yine 230 volt AC 50 Hz 63 watt. 63 volt gücünde bir tane fanımız. Şimdi bu elektronik devre ne işe yarayacak? Öncelikle onu anlatayım size. Bu elektronik devre aşırı yükten ve kısa devreden bizi koruyacak. Bu tasarım sayesinde burada oluşabilecek bir kısa devreyi ya da buraya takılacak bir şu soketlere takılacak, çıkışa takılacak bir aşırı yükteki aşırı amper çeken bir cihazın çalışmamasını sağlayacak. Bu sayede hem bizi koruyacak hem diğer elektronik parçalarımızı koruyacak. Yani bir nevi sigorta. Hemen isterseniz şöyle bir testi yapalım. Ha bu arada şunu kullanmayıp işte seri ampullen bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Bazı videoları seyrediyorum. Onlarda da işte genellikle yapılan cihazdan enerji çıkışı değil de harici bir şekilde besleme yapıyorlar. Yani bu tip şeylerin olmaması gerekiyor benim düşüncemde. Yani bir kısa devre oluşumu esnasında ya da aşırı yük çekiminde, aşırı amper çekiminde bizi koruyacak bir şey lazım. Benim görüşüm olarak bu devre bizim işimizi çözüyor. Ne bir seri ampul ne de onun gibi bir şey kullanarak bunları çözmek pek de mümkün değil. Zaten şimdi videonun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz bunun ne demek istediğimi. Hemen isterseniz şöyle bir teste başlayalım. Şuraya şebekeden gelip devreden geçip buraya gelen kablolarımızı taktım. 63 watt'lık bir fanımız var. Hemen onun testini yapalım bakalım ne olacak. Evet, şu anda yine buraya bir ışıklı anahtar koydum enerji olup olmadığını görmek için. Bakın şu anda enerjimiz var. Devremiz çalışmaya hazır. Hemen çalıştıralım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi devremiz çalışıyor. Enerjiyi kestim. Durdu. Yeniden verdim. Ve yine çalışıyor. Kapattım. Peki bunun yerine daha yüksek watt'lı bir parça takılırsa ne olacak? Hemen onu da şöyle deneyelim. Şimdi kenara alalım. O testi de şununla yapmak istiyorum. 1950 watt, 230 voltluk bir çamaşır makinesinin ısıtıcısı bu. Suyu bunun sayesinde ısıtıyor. Yani 1950 watt'lık bir yükümüz var. Hemen soketlerimizi takalım. E şuraya koyayım, elimi de üstüne koyayım ve enerjiyi verdiğimde bakalım neler oluyor görelim. Enerjiyi verdim ve şurada kırmızı bir tane lambamız yandı. Bu kırmızı lamba bize neyi gösteriyor? Diyor ki şu anda takmış olduğun yük ya çok akım çekiyor ya da kısa devre. Şimdi tabi bunu ayırt etmek gerekebilir. Onun için de farklı şeyler düşünülebilir. İlerleyen dönemlerde ona da bakarız. Yani aşırı yük mü çekti yoksa kısa devrem var. Şu anda gördüğünüz gibi elim hala burada ve elimi çekmiyorum. Neden? Çünkü ısınmıyor. Enerjiyi vermiyor. Hemen resetleyelim. Bir daha bir bakalım. Evet, yine aynısını yaptı bakın. Şöyle şuradan kapatayım. Enerji geldi ve 220 veriyorum ve gitti. Şu anda bu gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Hemen şunu da kenara koyayım. Şurada bir tane de Philips'in 100 watt bir ampulü var. Şöyle elim çekersem. Evet. 100 watt bir ampul. Peki bununla neler oluyor? Ona da bir bakalım. Şöyle soketlere tutturdum ve bakalım ne olacak. Şu an arızadayız. Enerji verdim. Çıkışımız yok. Devreyi resetledim. Ve şu anda ampulümüz yandı. Şimdi ilk başta kırmızının yanması çünkü bizim ayarımızla alakalı biz düşük bir Amper çekimine karşı yani belli bir seviyenin üzerine çıkarsa Devreyi kessin diye bunu ayarladım 100 wattlık ampuller ilk etapta yüksek bir amper çekebilir Ondan sonra Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi açtığımda çalışıyor Kapattığımda duruyor Peki 100 watt'lık ampulümüzü kenara çekelim. Onu da şuraya koyalım. Sıra geldi kısa devreye. Gördüğünüz bakır bir tel. Şöyle Peki ya biz bunu kısa devre yaparsak? O zaman ne olacak? Yani düşünün ki elektronik devremizde bir kısa devre var ve biz de bunu yanlıştan 225 beslemesini verdik. Acaba ne olur? Yani iyi şeyler olmuyor. Onu hepimiz biliyoruz. Şöyle koydum. Şimdi enerjimizi veriyorum. Bakalım neler oluyor. Direkt kırmızıya geçti bakın. Direkt kırmızı lambamız yandı. Ve şu anda diyor ki kısa devre. Yani ya da aşırı akım çekim var. Şu anda kısa devrede. Peki devreyi resetliyorum. Yeniden açıyorum. Direkt kısa devre. Kapatıyorum. Yeniden resetliyorum. Her şey normal. Enerjiyi verdim. Direkt şu anda kısa devre. İşte gördüğünüz gibi ne bir patlama, ne bir çatlama, ne de buradaki 2 amper sigortalarımız onlar bile yanmadı ve hala devremiz çalışıyor. Peki kısa devreyi de kenara koyalım. Daha da iyisi şöyle bir kondansatör. Ne yazıyor? 25 volt 10 mikrofaradlık bir kondansatör. Peki bunu takarsak 220 çıkışımıza bu sefer ne olacak? Hemen onu da şöyle takıyorum. Evet. 25 volt 10 mikrofarat kondansatör şu an soketimizde takılı. Enerjiyi veriyorum. Genellikle burada herkes patlayacağını düşünebilir. Çünkü 25 voltun üzerinde uygulanan bir voltaj bu kondansatörün patlamasıyla sonuçlanıyor. Ama bu devrenin özelliği sayesinde şu devre sayesinde bu iş patlamadan Çatlamadan Kimseye zarar vermeden Sonuçlanacak Hemen 220 Hatta direkt 220 veriyoruz buna Şebekeden gelen 220'yi Hemen açıyorum bakalım ne oluyor Evet Gördüğünüz gibi kırmızı lambamız yandı Diyor ki Burada bir sorun var Sen diyor kendine Dikkat et Bakın çıkardım 25 mikro faradlık kondansatörümüz hala sağlam. Onu da şuraya koyalım. Devreye resetleyeyim. Bakın açtım. Şu anda hazır bekliyor. Buraya yine başka bir şöyle fanı takayım. Hani sonra 220'yi kondansatöre vermedin usta. Şöyle oldu, böyle oldu. Olmasın. Çalıştığını görün. 220'yi taktım. Şimdi enerjiyi açıyorum. Fanımız direkt çalışmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi. Az önce 25 voltluk bir kondansatöre 220'yi verdik. Kondansatör patlamadı. Şu elektronik devremiz sayesinde kondansatörümüzü kurtardık ve kimseye zarar gelmedi. Peki burada ne oluyor başka? Şuradan bir ölçü aleti bulursam. Bir de şöyle bir olay var. Hani bazı ustalarımız işte seri ampulle ben bu işin bu devrenin yaptığını yaparım. İşte seri ampulle olayı çözerim. Şöyle ölçü aletini bakın oraya koydum. AC voltajda şuradan da hemen bakalım çıkışımızda kaç volt var? Yani yükün üzerine kaç volt düşüyor? Onu da bir görelim. Şu an zaten devremiz hazır bekliyor. Enerjiyi açtığımda Evet. Enerjiyi açtığımda fanın üzerinde 223 volt. 223 volt değil mi? Yanlış görmedim. Bir daha bir bakalım. Evet. 223 223, 224 voltluk bir voltaj düşümüm var. Yani Buraya seri lamba taksaydık buradaki olay ne olurdu? Nasıl değişirdi? Tabii ki de yükümüzün voltajını düşürecekti. Seri lamba taksaydık. Bu da istenmeyen test sonuçlarına sebep olabilir. O yüzden böyle bir elektronik devre var ve bu elektronik devreyi daha önceden de daha önceki videolarımda da size bahsettiğim gibi kombi kartı test cihazının bir bölümünde kullanmayı düşünüyorum. Ve bu da bizim devremizi bir üst seviyeye taşıyacak. Neden? Önce güvenlik, sonra tamirat. Yani önce biz kendimizi güvene alacağız, ondan sonra diğer cihazları tamir edeceğiz. Ve tabii bu tamirleri yaparken de oluşabilecek kısa devrelere karşı, oluşabilecek aşırı akımlara karşı kendimizi bir şekilde korumamız gerekiyor. Ve şu anda bu elektronik devreyle de bunu koruyoruz. 2 amperlik sigortalarımız bile yanmadı. Gözünüzün önünde bunları buraya taktım ve hala bu sigortalarımız aktif bir şekilde çalışıyor. kısa devre yaptırdık. 25 voltluk bir kondansatörü taktık. Onunla denedik. Aşırı yük taktık. 2 amperlik cam sigortalarımız yanmadı. Bizi her türlü voltaj çarpılmasından ya da çatlamadan, patlamadan oluşabilecek kıvılcımlardan oluşabilecek diğer elemanların yanmasından biz bu devre sayesinde bunların hepsini bertaraf ettik. Hepsinden kurtulduk. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bu arada bu devreyle ilgili düşüncelerinizi ya da devreyle ilgili eleştirilerinizi, bu devreye ilave olarak istediğiniz özellikleri ya da yapılabilecek farklı değişiklikler için tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Bunları bir yorum olarak videonun altına paylaşırsanız mutlaka değerlendireceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.